Nef da dev derbide ilk yarı 1-1 bir bir sonuçlandı. Kerem ve Mesut Özil'in karşılıklı golleri var. Tabi pozisyonlar var. Gerginlik yaşanan bir an var. Genellikle derbilerde olduğu gibi ve 45 dakika sonucu hocam 1-1. Bu arada izliyorum. Halil Umut Meral, Muslera ve ee şeyi çağırdı Mesut'u. Birif veriyor onlara. sakinleşmeleri için. Bu önemli. Hakim de ilk yarıda bir ciddi problem olmadı. Oynatmaya çalıştı. Zor bir deplasman. Pereira da sarı kart görmüş bu arada hocam şimdi kullanmak. Öyle mi? Güzel. Evet. Ee, müthiş bir doğru yani mi? iki teknik direktörü de gördü. gördü. doğru. Müthiş bir performans ee, Fenerbahçe'nin benim ölçülerimle. Ha sonuçta pozisyon üretti mi? Hayır. Galatasaray'ın girdiği pozisyonlar klasik çabuk ikinci bölgeye geçen bir Galatasaray. Ve çok formda Kerem'in de bitirici vuruşu, bir penaltı vuruşu. Özellikle bu sezon zirve yaptı. Allah yolunu açık etsin. Bir diğer tarafta da sanatçıların maçtan önce söylediğim kilitler var ya kilk, hı hı. Hani anahtar, çok anahtar var. Bir, kafayı uzaklaştırma. Kimdi galiba? Evet. İki, vücudunu koyup hı hı. bir futbol yeteneğinin kalçası kuvvetli, omzundayıp bir ve bir salise gecikse off olur. Tabi burada da Mesut'un da offside'a girmemesi de bu kadar değerlidir. Bir de Mesut'tan beklenmeyen bir sprint atması ki Belkand'ı galiba kovalıyor. Evet. Ya. Normalde yakalar zannedersiniz ama büyük oyuncular topu öyle sürerler ki dün alan maçında söyledim ya yanlış sürdü diye. Hı hı. Mesut süratiyle değil zekasıyla ve topu sürüş yeriyle rakibinden yakalatmadı rakibini uzaklaştı ve golü yaptı. Hakikaten de iki tane oyuncunun da şık golü fakat hataların neticesinde gelen goller. Maçtan sonra konuşacağız. Büyük kulüplerin böyle gol yemeye hakkı yok. Neden? Sosa gibi büyük tecrübe futbolda ayıp faul olmaz. Taktik faul olur. Faul yapsa bu kontrayı yemeyecek. İki... Ferdi orijinal sabek olmadığı için ve Novak'la aynı anda hücuma çıktıkları için ve doğru bir pasta da Kerem'i karşı karşıya bıraktı. Aynı şekilde Galatasaray sülale boyu hücuma çıkmış vaziyette. Düşünebiliyor musunuz? Mesut'un topla buluşmasıyla topu ayağından çıkarması arasındaki süre içerisinde dahi Galatasaray'ın orta saat çizgisinde ayağa değen oyuncusu yok. Bu büyük bir taktiksel hata ve 1-0 galip. Evet. Normalde böyle bir gol 1-0 önde olan bir takım yemez. Tabi ustalar var, çıraklar var, hı hı. bir de mücadele edenler var. Pas top kayıpları var ama Fenerbahçe'nin olgun oynamaya iten oyuncu kadrosu var. Pas hatasına rağmen Sosa'nın. zaman zaman pas hatasına rağmen Mert Hakan'ın, hatta Zayt kararı da bu hmm. yönden önemliydi. Top bende kalsın istediği, önde de verişe de koşular yaptı. Galatasaray beklemediğim şekilde heyecanla, motivasyonla aceleciyi karıştırmış durumda. Tipik kontratak ama etkili bir kontratak takımı havasındaydı. İlk 10 dakikada Fenerbahçe'nin ilk iki tane şutu var, kaleye tutar. İyi vurabilir, köşeye gidebilir. Hatta daha sonra da yine kaleyi tutan İrfan Can'la bir vuruş var. Uzak köşeye gitse Muslera da bir şey yapamaz. Dolayısıyla Galatasaray'ın müthiş tedirginliği, Fenerbahçe'nin rahatlığı ama bu zaman zaman fazla rahatlığa geliyor. İlk yarıda da heyecanlı, kalitesi çok yüksek bir dersen tartışılır. Ama Fenerbahçe, Galatasaray'ın attığı goldeki pas ve bitirici koşu ve vuruş büyük takım oyuncusu. Fenerbahçe'nin Konner yerken İrfan ve Mesut'la sonuçlandırdı. Ancak o ikisi sonuçlandırır. onu da söyleyeyim sana. Hocam ikinci yarıyla ilgili çok kısa bir yorum alayım. Süremiz Şimdi sarı kartlı Pereira, sarı kartlı Fatih Terim, sarı kartlı Berkan'la sarı kartlı Mert Hakan'ı çıkarmak zorunda. Bak çıkarmalı demiyorum. Çıkarmak zorunda. Hı. Çünkü her iki oyuncu da cebinde sarı kartla oynar gibi oynamıyorlar. O yüzden de Taylan Belkan değişikliği Belk değişikliği Fenerbahçe'nin bir kadrosuna bakayım müsaadenle. Bir estağfurullah. Orta sahasına bakayım. Belki iç oynayamayacak ama Meyer ya yerli yabancı sıkıntı var mı? Bir, iki, üç yok hocam şu yok. an görün. Evet, eee Meyer e, alınabilir orta sahaya. Mert Hakan'ın yerini ki alınmalı. Bir de Ferdi çok boş bırakıyor. Düşünebiliyor musun? Kaleci Muslera 60 metre Top atıyor. Kerem. Alıyor. En az 10 metre Fenerbahçe yer alanında rakibine göre. O yüzden Nazım Ferdi olabilir diye bekliyorum. düşünüyorum. Peki hocam ikinci yarıda tekrar beraber olacağız.